açıkladı. Şimdi önce koronadan başlayalım mı Aziz? Çünkü iktidar, efendim büyüdük tarihi büyüme. Kim büyüdü Aziz'im? Orasını karıştırma. İşte göç, o kadar kişi gelmedi, nereden çıkartıyorsunuz bunu, karıştırma. Ama en çok da korona konusunda tuhaf bir suskunluk halindeyiz. Hani onu karıştırma, bunu karıştırma da burada hayat var. Şimdi bakın, korona haritasını görelim. Yavaş yavaş sadede gelelim. Aynen. Bize artık hani açıklarlardı ya, şu kadar vaka, şu kadar ölüm falan. Bize her gün artık Sağlık Bakanlığı böyle bir harita veriyor. Biz o haritaya bakıyoruz, diyoruz ki aa ne güzel ya. Basma İstanbul, abi. İzmir, Ankara, Eskişehir, Ege, İç Anadolu'nun bir bölümü, Karadeniz, Güney, masmavi. Ah çok şükür. İşte birkaç il, Şanlıurfa, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, turuncu da, kırmızı bile değil. Biz bunu atlattık mı? Bu aşı meselesi. Ve üstelik de o sarı ve turuncular tam aşı olmadığı için bakın Şanlıurfa'da %60'ın altında, Diyarbakır'da %60. Bunlar yeterli oranlar değil. Dolayısıyla vaka sayısının artmasına da, can kaybı sayısının artmasına da şaşırmamak lazım. Orada var işte 290 kişi hayatını kaybetmiş. Bakın yani hakikaten olacak şey değil. 290'a çıktı ölüm sayısı. Bu konudaki istatistiklerin tutulduğu bir site var. Bütün dünyada rakamların istatistiğini yapıldığı. Oradan bugün itibariyle Türkiye'deki durumu anlatan bir tablo gelecek şimdi ekrana. Ölüm vakalarında. Şimdi 24 bine ulaştı vaka sayısı. Can kaybı en son 290. Bakın bir 2020'nin sonbaharında bir pik görüyorsunuz. Sonra 2021'in baharında bir pik görüyorsunuz. Yaz aylarında inişe geçiyor. Ve tekrar çıka 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 290. Geçen yılın sonbaharını yakaladık. Geçen yılın sonbaharını, bir yıl öncesini ölüm sayılarında en azından yakaladık. Daha ne desin sayılar bize? Daha ne diyebilir? Şimdi bugün toplantı yapılacakmış. Bilim Kurulu Milli Eğitim Bakanı ile birlikte toplanacakmış. YÖK Başkanı da katılacakmış. Çünkü okullar açılmaya hazır mı sorusunu masaya yatıracaklar. Bir, okullar açılmaya hazır mı? İki, biz korona tehlikesini kanıksadık mı Allah aşkına? Yani şimdi üçüncü pikten söz ediyoruz. Bu kadar vahim bir durum var ama sanki bir şey yokmuş gibi sokaklarda. Tabii Ayşenur abla, ölenler insan. Yani rakam değil. Rakam 290, 300, ama çok 250. Vahim, evet. Çok yüksek. Yani her gün çok insanımızı yitiriyoruz. Yani örneğin bizim çok yakın çevremizden de İzmir'de kaybettiğimiz arkadaşlar oldu. Hürriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Necat Bekmen, çok sevdiğimiz, saydığımız güzel bir insan. Neşe dolu bir insan, 60 yaşında aramızdan korona nedeniyle gitti. Onun gibi çok sayıda insanı yitirdik biz. Ha, alıştırdılar bizi aslında. Yani bir şey olmaz, Türkiye bir şey olmaz. Yani Türk sağlamdır, hiçbir şey olmaz gibi. Bir de bu iktidarın güvenilir olmadığını, bu konuda da güvenilir olmadığını buradan açıklıkla söylemek lazım. İlk korona başladığında, ölümler başladığında ölüm sayısını bunlar azaltarak topluma sundular. Tabii, İkincisi tabii. Vakayla hastalığı ayırdılar. Tabii. Adam test oluyor, pozitif çıkıyor, sen hasta değilsin diyorlar. Yani hem pozitif yayıyor hastalığı ama sen hasta değilsin diyor. Uygulama yapılmıyor. Bunların hepsi süreç içinde ortaya çıktı. Turizm mevsimi gelince apar topar geçmişte almadıkları aşıyı gittiler, ithal ettiler ve hızlı bir aşılama sürecine girildi. Girilmedi değil ama yeterli mi? O da değil. Yani sadece aşının önleyebileceği bir hastalık olmadığı da belki ortaya çıkıyor. Bilim adamları onu da söylüyor. Çünkü mutasyon var, değişim var. Virüs kendini yeniliyor ve değişik bir şekliyle devam ediyor.
290 kişinin öldüğü 15-20 binlere varan vaka sayıları, ki bunlar resmi rakamlar Ayşenur Arslan. Yani bunların resmi rakamları bunlar. Oysa ki ben İzmir'de işte İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü'nden aldığım verilerde bulaşıcı hastalık yazıyor. Korona yazmıyor bir kısmında. Bir kısmında korona yazıyor. Bulaşıcı hastalık nedir? Tifo, tifus, kızamık, yani ne hastalığı? Kolera, yani. Ne? Kolera ne? Var mı Türkiye'de? Yok. O zaman onları da eklemek gerektiğini düşünüyorum ben bu ölüm oranlarına. Ölümleri küçülttüler. Hastalık oranlarını küçülttüler. Biz bu işi atlattık dediler ve bizi rahatlattılar. Aslında toplumu rahatlattılar. Toplum rahatlamaması lazımdı. Yani toplumu böyle kordona çıktığın zaman İzmir'de binlerce genç çimlerde yan yana. Yani hiçbir tedbir, hiçbir maske yok. Otobüslerde yok. Toplu ulaşımda yok. Yani bizi bu iktidar korumadı, kollamadı. Kendilerini çok iyi kolladıklarını biliyorum. Yani koruduklarını da biliyorum. Ama şu bir gerçek. Koronayı biz önleyemeyeceğiz. Yani bu kafayla giderlerse. Bu kafa koronayı önlemek için değil. Bu kafanın bize ilettiği sonuç şu. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Peki bu aşı kafayla karşıtlığına gidiyorlar. Ne diyorsun? Özellikle aşı tarikatlar, kimi tarikatlar? Aşı karşıtlığına karşı olduğumu söylemek istiyorum. Yani bizi koruyabilen bir aşı bilim adamları tarafından bulunup dünya ölçeğinde uygulanıyorsa, bizim buna karşı hayır kullanmayın, işte aşı zararlıdır, işte sırlaştırıyor şu bu, bunlar hepsi bence hurafe ve bir şey. Ama bir de tarikatlar var, yani dediğin gibi, yani vücuduna herhangi bir şey zikredilmesini de istemeyenler var o tarikatlardan. Yani bunu özellikle bütün, zaten Sağlık Bakanlığı dahil bütün muhalefet milletvekilleri, muhalefet genel başkanları, herkes, sizler, yayın yapan kuruluşlar, sorumlu olanlar söylüyorlar. Yani bizi koruyabilen bir aşıyı reddetmememiz lazım toplum olarak. Ama yalnızca aşıyla da yetinmemek lazım. Gene tedbiri almak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çünkü aşı sizi bir yere kadar koruyabiliyor. Ha şu esas önemli aşıda, iki doz aşınızı olduysanız BioNTech'te. Ben üç oldum, dördüncü için çağrı aldım. Ne güzel. Yani belki milletvekillerine böyle yaptılar, bilmiyorum. Ben milletvekili olduğum için belki aldım. Belki yaştan dolayı, belki yaştan dolayı çağrı. Benden gençsin hayatım. Dolayısıyla size gelmedi mi dördüncü aşı çağrısı? Gelmedi. Ben 3 oldum. 2 artı 1. 2 Sinovac. Evet, ben de aynı. Şimdi mesela birazdan Rütü'yü konuşacağız. Rütük nelere nasıl takılıyor diye. Rütük'ün derdi biliyorsunuz Halk TV ve benzeri yayınlar yapan. Ben buradayım. Derdi o. Buyurun buradayım. Şimdi mesela aşı karşıtlığı konusunda kimi televizyonlarda o kadar insan sağlığını doğrudan doğruya tehlikeye tabii atan programlar, konuşmalar yayınlar var ki. Evet. Mesela en azından orası, bu konular uyarılamaz mı diye insan düşünüyor. Çünkü gerçekten ne zaman, nasıl, nerede alacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın az önce söyledim, Haluk Levent. Yani çok da sıkı konulduğuna eminim ama sürekli insanla temas ediyor. Aynen. Nitekim kendisi açıklamış. Buyurun. Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla provalar yapacaktım Cumhuriyet Marşları ile ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu'yla. Ama olmadı, gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok, hiçbir şey yok. Hatta yani COVID olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, İki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif neyi atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var. Onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum. Keyifli keyifli. Geçmiş olsun ama tam da konuştuğumuzu anlatıyor. Aynen. İşte bakın, korona pozitif, korona yakalanmış